hattımızda Esra Hanım var, bizi Ankara'dan arayan. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Biz tatile gitmek istiyoruz. Bütün yıl çalıştık. Çocuklar da heyecanla bekliyor okullar kapandıktan sonra. 3.000 liralık bir tatil düşündük. Ben çalışıyorum. İki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Peki hemen para durumuna bakalım. 3.000 liralık bir tatil yapmak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir gelir var? 4.500 lira. 4.500 lira. Maşallah güzelmiş geliriniz. Giderler ne kadar? 3.000 lira. 3.000 lira giderler. Borç var mı? Hayır, yok. Birikim var mı? 35.000 lira. 35.000 lira birikiminiz var. Evet, çocuklar için biriktiriyoruz. Evet, her şey çocuklar için ama kendimizi de unutmayalım. Emeklilik zamanlarımız geldiğinde çocuklar kim bilir nerede olacak? Onlar kendi düzenlerini kurmuş olacak. Kimseye muhtaç olmamak için bizim kendi emekliliğimiz için de para biriktirmesi şart. Bunu unutmayalım. Peki nasıl ödeyeceksiniz bu 3.000 lirayı? Kredi kartından taksit yapıyorlar. Kredi kartına taksitle. Bayılıyoruz kredi kartına taksitle. Şimdi Esra Hanım, ben size kızgınım. Neden? Çünkü gelmiş burada neredeyse Temmuz ayı, siz erken rezervasyondan %50 ucuzuna bunları yapabilirken ta yazın ortasında tatil rezervasyonu yapmak istiyorsunuz. Ben bugün size onay veriyorum. Teşekkür ederim. Kızgınım ama onay veriyorum çünkü para durumu müsait. 4.500 liralık geliriniz var. 3.000 liralık tatil yapabilirsiniz. 35.000 lira da biriktirmişsiniz. Tatil bir ihtiyaçtır. Ama tatilde para konuşmak yok, söz mü? Söz.